Gezmeye mi çıktınız? Ha, sabah gezmesi. Bir yaramazlık yok inşallah. Yok amcası, çok uslu bugünlerde. Dilek'ten haber var mı? Ne olsun, yatıyor hastanede. Bir şey duyduk ama. Ne duydunuz? Bebeği düşürmüş galiba. Aslı var mı? Düşürmüş ya. Belki böylesi daha hayırlı oldu. Ha, belki de. Benden duymuş olma ama annesi küsmüş konuşmuyormuş. Hastaneye bile bir arkadaşı götürmüş. Yapma be, vahva. Neyse, eniştem sahip çıktı kızcağıza. Bütün masraflarını o ödüyor. Helal olsun, erkek adammış. Allah ondan da ablamdan da razı olsun. Bugün ziyarete gidecekler hastaneye. Hadi, sana da kolay gelsin. Sağ ol. İyi sabahlar Dursun abi. İyi sabahlar. Afiyet olsun. Eyvallah. Nasıl gidiyor işler? Bırak Allah aşkına ya. Çalış çalış, bize bir faydası yok. Yusuf abi baksana. Anlaşıldı. Kafanız bozuk bugün sizin. Hem de nasıl. Hadi eyvallah. Güle güle. Yusuf abi neredesin ya? Geldim geldim. İşte mallarınız. Mal falan istemiyoruz abi. Biz işi bırakıyoruz Yusuf abi. Ne o, dalga mı geçiyorsunuz? Hoppala, ne oldu şimdi ya? Niye işi bırakıyorsunuz? Öyle icap ediyor adam abi. Bu arabanın anahtarı, bu da ruhsatı. Sen durumu anlatırsın babama. Defterler de burada. Beni karıştırmayın. Ne söyleyecekseniz gidin babanıza kendiniz söyleyin. Hayrola Pender, ne oluyor? İyi ki geldin Cafer abi. Bunlar işi bırakmış. Ne? İşi mi bıraktınız? Ya Cafer, şunlara bir şey söyle ya. Manyak mısınız siz oğlum? Gül gibi iş bırakılır mı be? Ya çalışıyoruz da ne oluyor enişte? Cebimizde 5 kuruş yok. Zaten Sultan Hanım yine almış babamı kafaya. Yapmış gene numarasını. Babamızı parmağının ucunda oynatıyor. Ver şunları, ver. Al şunu. Al. Ver şunu. Al sen de şunu. Hadi işinizi başın, hadi. Ya enişte sen bu işe karışma. Öyle bir karışırım ki. Sizin canınız dayak mı istiyor? Oğlum bu iş sizin işiniz. Bırakın Sultan Hanım falan, boş verin hadi. Ama enişte. Aması maması yok. Kızdırma beni, alın. Al dışarı. Hadi. Toplayın. Toplayalım mallarınızı. Hadi. Hadi bak böyle. Tuhaf tuhaf. Yürü. Adamın kafasını bozmayın sabah sabah. Çilem varmış. Nedir bu zalim kadının elinden çektiğim? Ne var be, ne var? Uyandın mı sultanım? Geleyim mi yanına? Gelme vallahi, atarım kafana bir şey ha. Gelme sakın, istemiyorum, uyuyacağım. Bak ne diyeceğim? Başımdan. Bu kadar zalim olma sultanım. Canımdan bezdim. Gecelerim bomboş, ayaklarım buz gibi. Müstahak sana. Yeter oldu inşallah. Artık dayanamıyorum sultanım. Geliyorum yanına. Hoş. Çekil şuradan be. Çekil. Çekil diyorum. Bunu bana yapma sultanım. Bilezikler alırım sana. Aman istemiyorum senin bileziklerini falan. Bana altın lazım değil. Gönlümü okşayacak adam gibi bir adam lazım. Benim neyim eksik sultanım? Gücüm, kuvvetim yerinde çok şükür. Bırak geleyim yanına, çok şükür. Hadi hadi, hadi. İstemiyorum senin paranı da, pulunu da. Nereye sakladıysan git de o kıymetli paracıklarına sarıl. Ne dedin de yapmadım sultanım? Ne istersen alırım sana. Yaftan anlamaz bir adammışsın be. İstemiyorum dedim işte. Git başımdan, uyuyacağım. Allah Allah, hadi. Hadi abi çabuk olun. Kahvaltımızı yapıp Dile'ye gidelim. Hazırlıyoruz işte yavrum, görmüyor musun? Sabahın köründe hastaneye mi gidiyorsun Dumkov? Dumkov yok Davut. Çocuk arkadaşını merak ediyor. Herkes her bir şeyi duymuş vallahi abla. Kapıcı bile demin bana Dile'nin bebeğini sordu. Kusura bakmasın ama o da çok dedikoducu. Herkes kendi işine baksın. Nedir bu başımıza gelen? Rezil olduk. Herkesin diline düştük. Kimsenin diline falan düştüğümüz yok Davut. Sakin ol. Olacağı bir yakalasam kafasını kopartırım. Usama bin dadinden beter ederim onu. Masum bir kızı ifa edip kaçmak nasıl oluyormuş görsün bakalım. Nasıl yakalayacaksın enişte? Fransa'ya kaçmış diyorlar. Avrupa görsün işte başına nasıl bir bela aldığını.
Buradan kaçan ne kadar iç uğursuz varsa hepsini himaye ettiler. Şimdi töler korkusundan altlarına yapıyorlar. Olsun. Avrupa bize düşman düşman. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Lütfen yine başlama Davut. Ama öyle olmuyor. İtalya'sı, Belçika'sı hepsi aynı. Al Fransız'ını, vur Alman'a. Anne baksana kocana, yine ne dedi? Önemi yok Halis. Ben alıştım artık. Bana bakalım, güzellik yok. Şimdi patlatır mesele. Zaten kızıyorum sana. Baksana kocana. Allah Allah. Ne yaptı çocuk şimdi sana Davut? Daha ne yapacak Ulviye? Sağlı sollu abuk sabuk konuşuyor. Onun yüzden bizim de adımız çıktı. Dile düştük. Adımız falan çıkmadı Davut. Dilek bir hata yaptı, onu da pahalı ödedi. Kızmayayım diyorum ama çok kızıyorum ona anne. Neler yapmış o adamla öyle gibi? Tövbe yarabbi. Hop! Ne söylüyorsun büyüklerin yanında? Götürmen yoksa seni hastaneye. Halis, hadi iç yavrum portakal suyunu. Yoksa vitamini kaçacak. İçmiyorum işte, bahane. İlaç mı koyuyorsunuz içine, ne yapıyorsunuz? Her şeyinizi aldınız mı kızım? Aldık anne. Kaleminiz, kitabınız, her şey tamam ha? Hepsi tamam anne, biz artık büyüdük. Cevap verme anne, cevap verme. Çocuklara da karıştı. Var mı Halis'in aganigisinden bir haber? O ne demek öyle Cemil Bey? Neymiş Halis'in aganigisi? Sen anlarsın. Konuşturma beni çocukların önünde. Sevgilisini soruyor anne. Bilmiyorum, benim hiçbir şeyden haberim yok yani, kusura bakma. Kocana söyle, 5 paraşütçü birliği hazırlasın. Aman deli mi ne bu da? Neymiş paraşütçü birliği? Afganistan'a indirmek için, Afganistan'a. Taliban'ın tepesine. 5 tane. Zaten Afganistan'dan başka uğraşacak şeyimiz kalmadı artık. Biz onu mu diyoruz salak? Aa, sen de çok oldun ama ha. Anneme salak diyemezsin Cemil amca. Bozulurum ama Cemil abi. Ne oluyor öyle salak malak? Laftan anlamıyor baksana. 5 tane füze çek diyorum. 5. Yok sana füze müze. Baykuş. Hadi görüşürüz Pembe. Hadi abi. İyi günler yenge. İyi günler. Hadi kızım. Hadi bakalım şu resimlerimiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Kaldırımdan yürüyün ha, yavaş. Allah zihin açıklığı versin yavrum. 2 saat senin keyfini mi bekleyeceğiz burada? Sallanma hadi, ver şunları ver. İyi günler. Niye yatmış hastaneye o kız? Hangi kız? Kim olacak? O Alaman bozuntularının dükkanında çalışan kız. Meraklı taze. Öğrenmese çatlar. Hastalanmış galiba, hastaneye yatırmışlar. Biz de o kadar biliyoruz Sabri Bey. Hadi hadi. O kızın kırdığı cevizleri duymayan mı kaldı? Ayıp ayıp. Dedikodu yakışmaz erkek adama. Hadi be. Sana ne oluyorsa baykuş. Düşük yapmış, düşük. Baksana ulu orta nasıl konuşuyor. Ama ayıp oluyor Cemil abi. Böyle bağıra bağıra söylenmez ki. Evet canım, kimi kandırıyorlarsa gayrimeşru çocuğunu aldırmak için yatmış hastaneye o kız. Söyledim komşu, ne de ne? Ne demişiz efendim? Ayıp değil mi? Dedikodu yakışır mı bu yaştaki adama? Saçından başından utan. Davut Allah aşkına. Aman Davut usta, uyma şuna, gel böyle gel. Kavga var Selim, koş. Dedikodu mu bunlar efendim? Herkes biliyor işte. Hocam komşu, şimdi patlatacağım kafasını. Aman usta, aman. Patlat bir tane benim için. Vur vur. Bekle, ben de geliyorum aşağıya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Yürü bakayım içeri. Kendine gel Davut. Değil mi? Aman usta, aman. Beni gözüm bırak. Tersini vereceğim şunun. Ay ay enişte, dur yapma. Ne yapıyorsunuz efendim? Dağ başı mı burası? Bırak. Yedireceğim bu lafları sana. Durun efendim. Öldürecek misiniz kocamı? Gelin efendim. Uğraşınlar bunlarla. Bırakın efendim. Vereyim dersini şuna. Gel ver hadi. Çekme. Davut diyorum. Davut! Vur baba, vur! Patlat ensesini! Ne oldu oğlum? Gene niye girdi bunlar birbirlerine? Bir şey yok baba, bu Sarı Bey'in terbiyesizliği. O kızcağız hakkında ileri geri konuşunca Davut'un tepesini attırdı tabii. Ne ayıp şey, yaşından başından da utanmıyor. Evladım, bazıları 100 yaşına da gelse adam olmaz. Olan olmuş artık yavrum. Sen de niye kurcalarsın onun bunun derdini? Bize ne? Gel otur şurada, adam gibi kahvaltını yap. Vaktim yok baba, hemen çıkmam lazım. Biraz para bırak Nazif, buzdolabının taksidini yatıracağım. Yani bu taksitler de bu kooperatifin aidatına döndü ha. Öde bitmiyor ya. Elektrik faturası da felaket geldi bu ay. Kızım anlamıyorum ben bu memleketin halini. Bu eve 4 hatta 5 koldan para giriyor. Sizin ikinizin maaşı, benim emekli maaşım, senin özel aerobik derslerin, senin taksiden kazandığın para...
Gene de iki yakamız bir araya gelmiyor yavrum. Hakikaten baba, biz böyleysek tek aylıkla geçinmeye çalışanların Allah yardımcısı olsun. Yazık yazık. Memleketi bu hale getirenler utansın. Bana bak ulan Nazım. Çocuklar fark etti mi dayak yediğini? Fark etmezler mi baba? Kapıya çarptın diye yutturmaya kalktım ama yutmadılar tabii. Göster hocam kim yaptıysa ağzını burnunu kıralım dediler. Ne? Daha neler? Ulan Kornanacığım, sen öğrenci mi yetiştiriyorsun yoksa haydut mu? Laf dinle evladım, bırak şu taksiciliği. Kazandığın para yediğin dayağı değse yüreğim yanmaz. Dur oğlum, sonra konuşuruz bunları, tamam. Buyurun. İyi günler. Sağ ol Cafer. Kavgayı duydun mu hocam? Sarp Bey sonunda çıldırttı Davut Usta'yı. Bırak evladım sen de şu dedikoduyu artık. Sabah sabah insanın asabını bozma Allah'a sen. Anam ne dedim ki hocam? Ulaşılamıyor, ulaşılamıyor. Hangi cehennemde bu adam? Ay telaşlanma anne. Belki bulunduğu yer telefonun kapsama alanı dışındadır. Olur mu kızım? Akşamdan beri 40 kere aradım. Başına bir şey gelmiş olmasa. Ay ne gelecek anne? Babam çocuk değil ya. Ha çalıyor, çalıyor. Alo? Sedatcığım. Sen misin Serpil'cim? Sevgili karıcığım. Kalp kalbe karşıdır diye buna derler işte. Ben de şimdi seni arayacaktım. Nerede miyim? Nerede olacağım Serpil'cim? Antalya, Anamur, dağ bayır, tarla bahçe dolaşıyoruz işte iş peşinde. He? Tam olarak nerede miyim? Şşt hemşerim, bu köyün adı ne? Allah cezanı versin senin. Kim o yanındaki şıllık? Ne oluyor anne? Babanın yanında bir kadın var, kahkahasını duydum. Ne? Neredesin sen Sedat? Bak, ben yutmam o dağ bayır numaralarını. Kim o yanındaki sürtük? Ne numarası, ne sürtüğü Serpil? Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Tarla bahçe dolaşmaktan, yorgunluktan geberiyoruz biz zaten burada. İnşallah sahiden geberirsin. Boyun posun devrilsin inşallah. Bak, ben bunları senin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Serpil demesinler. Allah onun boyunu posunu devirsin inşallah. Bir de insanı aptal yerine koyuyor. Anne sakin ol, tansiyonun çıkacak. Alçak herif. Hayvan, hayvan! Buyurun. Ne giriyorsun içeri kadar ha? Defol! Anne sakin ol, ne yapıyorsun? Ne yaptık şimdi Serpil Hanım? Defol, çık dışarı, defol! Alo. Taktan, ne oluyor kız sabah sabah? Rüyanda mı gördün bizi? Haricilerin gazeli okuma ablacığım, ver şunu bana. Ha, veriyorum. Ver. Alo, neredesin birader? Anamur, kapattım ürünün tamamını. Helal olsun, helal olsun, tamam. Gelince görüşürüz. Hadi, öpüldüm. Ay, sus kız sen de, sabah sabah got got got. Kız katil, gördün mü takta? Dayağı yiyince nasıl adam oldu? Cızımızı bıraktı, arı gibi çalışıyor Allah canıma. Orasını bilmem ablacığım, sesi bir tuhaftı. Yere bir dümenler çeviriyor. Neyse yakında çıkar kokusu. Ay içime fenalık geldi senin şu şüpheciliğinden ha. Hapiste iyice kafayı mı yedin ne? Ay anne dur, ne yapıyorsun? Sen karışma, ben biliyorum ne yaptığını. Daha kalkmamışlardır, Yavuz amca deliye dönecek. Hem daha yeni barıştılar babamla. İyi ya işte, o da öğrensin babanın ne mal olduğunu. Yandım yandım katilime, küsmüşüm kör talihime. Ben kalkmam göremezsem. Geldim, geldim. Ay siz miydiniz kız? Ne basıyorsunuz öyle zile car car car, savaş alarmı gibi? Sorma başımıza geleni şekerim. Yavuz Bey kalktı mı? Kalktım yenge, kalktım. Anne lütfen. Hoş geldiniz. Hayrola? Yavuz Bey, sen Sedat'ı nereye yolladın? Güney'e. Her yeri dolaşıyor. Az önce telefon etti, Anamur'daymış. Niye sordunuz? Allah onun canını alsın Yavuz Bey. Anamur'da mı neredeyse bilmem ama kadınlarla alem yapıyor. Ne 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 ne? Alem mi yapıyor? Olmaz öyle şey yenge. Birader şimdi bağlarda, bahçelerde, tarlalarda taban tepiyor. Siz anneme bakmayın Yavuz amca, sinirleri bozuldu. Sen sus, lafa karışma. Ne bağı, ne bahçesi Yavuz Bey, ne taban tepmesi. Sizi de beni de uyutuyor. Kadınlarla fingirdeşiyor. Ay delirdin mi kız? Vallahi senin üstüne kıskançlıklar gelmiş gene. Hariçten gazel okuma ablacığım.
Dur da anlayalım meseleyi. Vallahi billahi kulaklarımla duydum. Yavuz Bey yanında bir kadın var. Duydun mu ablacığım? Nasılmış? Vatandaşa kelek ha. Bu sefer yaktım canısını. Ben ne talihsiz kadınmışım. Bu kaçıncı? Ay fena ağlıyorum. Sandalyeye çek kız. Git bir bardak su getir anneme. Gel ay. Gel şekerim gel. Ay. Sakin ol, derin nefes al. Ay. Belki de günahını alıyorsun adamcağız. Boyun altında kalsın inşallah. Sen hiç merak etme yenge. Eğer öyle bir şey varsa bu sefer kemiklerini kırar bu şerefsiz. Oğlum büyük sözü dinle, bugün ara Zeynep'i. Niye arayayım anne, bitti o iş. Hayal görüyormuşuz biz. Günaydın Ali. Günaydın baba. Giyindin mi Şükrücüğüm? Gel otur kahvaltıya. Şükrücüğüm, bu yine inat ediyor. En iyisi biz konuşalım Zeynep'le. Bence de konuşalım. Öbür tarafı da dinleyelim bir kere değil mi? Ha? Kim bilir neler söyledi de kırdı kızın kalbine. Boşuna uğraşmayın. Hem böylesi Zeynep için de daha iyi. Onun önü açık, benim bir işim bile yok. Ayak bağı oluyorum kızı. Ne demek işim yok? Birlikte çalışmıyor muyuz? Ya iş mi diyorsun sen ona baba? Gidip geliyoruz işte. Ya ben bir an önce askere mi gitsem? O ne demek Ali? Master ne olacak? Umurumda bile değil. Hem Zeynep'i de unutmuş olurum falan mı? Arabestleşme gene. İnsan böyle saçma sapan sebeplerden nişanlısını bırakır mı? Başlangıçta olur böyle şeyler Ali. Biz de babanla yeni evlendiğimizde 3 kuruş maaş alıyordu. Ne zorluklar çektik. Aşk olsun Nazan. Süründürdün mü yani seni? Öyle demek istemedim Şükrücüğüm. Sen de biliyorsun. Bizim zamanımızda hayat daha zordu. Geçti o günler artık anne. Artık bu ülkede gençlere yaşam şansı bile yok. İlk fırsatta çekip gideceğim zaten. Yeter artık, bıktım be! Ne oluyorsun Şükrücüğüm? Kararını ver. Askere mi gideceksin, yurt dışına mı çıkacaksın, yoksa burada kalıp bir baltaya sap mı olacaksın? Aklını başına topla be! Zıpırt nişan bozmalar sende, içki içmeler sende, sızlanmalar sende. Bıktım artık ya! İyi. Ben de sürekli nasihat dinlemekten bıktım baba. Şamar oğlanına döndük ya. Beğendin mi yaptığını Şükrücüğüm? Tepemi attırdı ama Nazan. Sabrın da bir sınırı var. Hiç beceremiyorsun sakin sakin konuşmayı. Ben ne güzel yatıştırıyordum çocuğu. Geldin moralini bozdun. Yok arabeskmiş, yok bilmem neymiş. Şart mıydı bunları söylemen? Tamam tamam işte. Yine suçlu biz olduk. Anneme o konuyu açtığımı açacağımı pişman oldum. Şimdi de Raşit Bey'le birbirlerine girdiler. Kusura bakma Özge, ben sana söylemiştim. Anneni tanımıyor musun? Anneanne derim mi? Su, o ne biçim söz öyle? Aman kızım, aman öyle şeyler söyleme. Bir şey değil, biz öğretiyoruz zannedecekler. Hayır, anormal bir şey istemiyorum ki. Babamdan kalanın 4'te 3'ü benim. Ben sadece hakkımı arıyorum. Haklısın, geç bile kaldım. Açıkçası Raşit Bey'e de güvenmiyorum. Annemin kafasına girip her şeyin üstüne oturabilir. Olur mu olur? Adam bunca sene noter başkatipliği yapmış. Bu işlerin irdisini çıktısını her şeyini bilir. Aklı fikri parada. Her şey beklenir böylesinde. Günaydın baba. Günaydın. Dün akşam uyuyamadım senin yüzünden. Bu alçı bir ay daha mı kalacak ayağında? Mecburen baba. Tendon ameliyat yerinden yırtılmış biraz. Doktor kesinlikle üstüne basmayacaksın dedi. Başlayacağım şimdi senin aşil tendonundan falan. Şirkette işler de hareketlenmeye başlamıştı. Niye öyle diyorsun baba? İsteyerek mi yaptım sanki? Rahat battı değil mi? Otur oturduğun yerde. Neydi o? Fay mıydı? Ne? Yamaç. Ha, yamaç paraşütü. Dışarıda başkalarından uğraş, gel buraya senden uğraş. Hayrola Şevket? Yok bir şey yine. Gel. Sağ ol Özge. Ay 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 ay. Bu kahveyi sen mi yaptın bıcırık? Babaannem yaptı. Oo. Sahiden ne konuşuyordunuz Cem? Yok bir şey anne. Babam benim sağlığım için üzülüyor biraz. Günaydın. Ay günaydın Hacer. Ne oldu Cem Bey? Çekildi mi o şey? MR. Ne dedi doktor? Dur şimdi Hacer Hanım, sen de sabah sabah. Haberler kötü mü yoksa abla? Kapat şu konuyu Hacer. Zaten herkesin canı sıkkın. Noterde lafa hiç karışma Nemet. Bırak ben konuşayım. Yani sen kağıtları imzala yeter. Anladık Raşit. Papağan gibi aynı şeyleri söyleyip durma. Aa, ben yine göz mü kırpmaya başladım ne? Başladım vallahi Nemet. Özge sinirlerini bozdu da ondan herhalde. Hem zaten artık o senin kızın değil. Tamamen Şevket Bey'lerin güdümüne girdi. Bana bak tahta kafa. Benim kızım hakkında öyle şeyler söyleyemezsin. Yalan mı söylüyorum Nimet?
ne derlerse onu yapıyor. Yani para pul uğruna resmen sattı seni. Paralarım vallahi senin. Notere falan gitmiyorum. Ben kızımı arayacağım. Aa, ne yapıyorsun Nimet? Bırak çekil. Kağıt falan da imzalamıyorum. Bir kuruş yok sana. Avucunu yala. İyi ama biz senden ne konuştuk Nimet? Konuştuk. Birazdan hepsini konuşacağız. Sabret. Alo, Özge. Hiç üzülme kızım. Ben bu adamın işini bitiriyorum. Sakın anne. Anne sakın bir saçmalık yapayım deme. Felaket kaybetmiş iyice kendini. Anne beni duyuyor musun? Hiç nefesini tüketme kızım. Geri bu adamın eşini alın başımdan. Nerede kalmıştık? Aa, delirdin mi Nimet? Ne yapıyorsun? Delirdim evet. Senin yüzünden delirdim. Hiç debelenme. Gir şu dolaba. Ne yapıyorsun? Gelip senin eşini alsınlar buradan. Yürü. Ya dur. Debelenme dedim sana. Yürü. Hadi. Tamam mı? Allah kahretsin seni. Sen hiçbir şey için üzülme Dilekciğim. Bir an önce iyileşmeye bak. Evet kızım. Bir an önce iyileş de dön işinin başına. Dönemem ben artık Davut Usta. Ne demek ben artık dönemem? Döneceksin bana ne? İzin vermiyorum gitmene. Baskı yapma lütfen Halis. Neden öyle söylüyorsun kızım? Kimsenin yüzüne bakamam artık. Zaten sizin şerefinize de leke sürdüm. Kim bilir neler söyleyecekler. Herkes kendi işine baksın. Kimle karışırmış? Ağzını açan olursa vallahi patlatırım kafasını. Karışamazlar. Bana ne? Ben de patlatırım kafalarını. Ah Davut, görüyor musun? Çocuğu da kendine benzettin. Tabii karar senin kızım. Ama biz senin dönmeni bekliyoruz. Bekliyoruz. Bana ne? Hiçbir ümit yok. Ben sensiz ne yaparım kızım? Dükkanda bütün işler alt üst olur. Hepiniz çok iyisiniz. Ama ben... Annem bile istemiyor artık beni. Kimse istemiyor. Oo Dilek. O senin annen kızgınlığından öyle söylemişti. Yakında affeder. Hadi ama hadi. Hepimizi ağlatacaksın şimdi. Ah Dilek, olmazsa bir müddet bizim evde kalırsın ha? O Dilek, ağlama artık. Hepsi geçecek kızım. İnan bana, hepsi geçecek. Başka bir şey var mıydı abi? Şey efendim, bizim Kanal ile Demet kredi kartına biraz yüklenmişler. Borçlarını da ödeyememişler. Ben durumu biraz anlattım ama. Tamam, kapatmaya çalışıyoruz. Ama söyle böyle hesapsızlıklar yapmasınlar. Savaş ortamındayız ya. Haksız da efendim, bunlar genç, savaş dinlemiyorlar ki. Hepsi böyle, ne yapalım vereceğiz. Yüzünüze diye söylemiyorum efendim, büyüksünüz vallahi. Yatsınlar kalksınlar da sizin gibi patronlar oldu da dua etsinler. Aman istemez. Cem Bey nasıl oldu efendim? Ne demişler dünkü mahallede? Sorma Ergun. Başımıza iş açtı. Bir ay daha gelemeyecekmiş. Vah efendim. Desenize bütün işler size kaldı yine. Kaldı ya. Biz de oğlumuz yükün bir kısmını üstümüzden kaldırır diye düşünüyorduk. Hatta erken emekliliği bile düşündüm. Aman efendim yapmayın. Gençler sizin yerinizi doldurabilir mi? Ne varsa sizde var. Allah sizi başımıza da eksik etmesin. Öpeceğim efendim. Yok. İstemem. İçimden geldi efendim. Lütfen Cem Bey'i de benim yerime böyle öpün efendim. Tekrar geçmiş olsun. Haksızlık bu valla. Biz burada borçlarımızı kapatalım diye kıvranıyoruz. Milletvekilleri maaşlarına 800 milyon zam yapıyor. Çok ayıp ya. Olur mu böyle şey? Cumhurbaşkanı veto eder herhalde. Aa, ne oldu Ergun Bey, söyleyebiliriz mi? Söyledim kızım, söyledim. Ne dedi peki? Merak etme kanalya. Ödeyeceğiz borcumuzu. Sağ olun Ergun Bey. Uykularımız kaçıyordu valla. Önce olmaz mı olmaz dedi ama ağzından girip burnundan çıktım. Zorla kabul ettim çocuklar. Siz daha benim kıymetimi bilmeyin bakalım. Ay aşk olsun Ergun Bey. Bilmez miyiz biz sizin kıymetinizi? Bilal Bey de tendonunu koparmış galiba ameliyat yerinde. Aa, peki ne olacak şimdi? Ne olacak kızım? Bir ay daha yatacak evde. Aman daha iyi, biz de kafamızı dinleriz. O ne kelime müdürüm, affedersin. İnşallah sen bacağını kırarsın da biz kafamızı dinleriz. Ne dedin sen, ne dedin? Duydun dediğimi affedersin. Bana bak Abbas Bey, terbiyedeki kırılır bacakları seni. Ya kır bakayım, kır. Gel, Ergun gel. Bey. Sen de tut çeneni biraz Abbas abi. Ama konuşuyor babam, cıvık cıvık affedersin. Sensiz cıvık, terbiyesiz. Başalım biraz. Ne oluyor ya? Zaten canımız burnumuzdan geliyor, bir de sizinle uğraşmayalım. Buyurun efendim. Kusura bakmayın, tepemi attırdı efendim, kızdırdı beni. Bir gün beni tepem atacak, o zaman göreceksiniz gününüzü. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Merhaba Şükrü Bey. Efendim lütfen kusura bakmayın, tekrar özür dilerim. Niye canınız sıkılsın? Bırak Ergun, şimdi bir de sana derdi anlatmayalım. Merhaba abi. Merhaba Şükrü.
Bu ne surat? İç abi ya, sabah sabah Aliye canım sıkıldı. Nişanı atacakmış. Ne? Nişanı atacak mı? Allah Allah! Ne oluyor bunlara ya? Bizim Leylek de ayağını zorlamış, bir ay daha gelemeyecek. Hadi neyse, onunki kaza abi. Ya bizimkine ne demeyle? Hayattan ne beklediğini hala karar veremedin. Çocuk gibi vallahi. Cem farklı mı sanki? Sorumsuzun teki. İnisiyatifi almayı öğrenemedi gitti. Hatta bize mi acaba? Biz mi yanlış yetiştiriyoruz yoksa bütün gençler mi böyle? Ne bileyim Şükrü. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki genç olmak ayrı bir dert, yaşlı olmak ayrı bir dert. Küçük veliaht da bunu aldıymış çocuklar. Nişanımızdan ayrılmış. Sen de kına yakarsın, affedersin. Ayrılmaz onlar Erkun Bey. Daha önce çok duyduk bunları. Bulmuşlar böyle şeker gibi babaları, şımardıkça şımarıyorlar. Sen de burada kredi kartı borcunu nasıl ödeyeceksin diye düşün bakalım kararı ya. Bak yine kapı dinlemeye gitti, gördün mü? Bırak bacım, affedersin, gitsin kırdırsın kafasını. Boşuna konuşuyorsunuz vallahi. Adamın huyu bu. Alışamadınız mı hala? Neydi bu ses Şükrü? Şey sesi olabilir abi, Ergun'un kulağın kapıya sürtünme sesi. Gene bizi dinliyor değil mi? Bırak dinlesin abi. Amerika'nın, Afganistan'ın işgal planı gibi gizli şeyler konuşmuyoruz ya. Şey efendim ben... Burada mıydın abi? Biz de senden bahsediyorduk. Öyle mi efendim, ne diyordunuz? Acaba şu kapıya şöyle küçük bir pencere yaptırsak diyorduk. Senin işini kolaylaştırmak için. En iyisi kapalı devre televizyon yaptıralım abi. Olanı biteni masasından izlesin. İkiz de çok şakacısınız efendim. Ben şeyi sormaya gelmiştim. O... Anne ben çıkıyorum. Ne oldu Ali? Hiç. Hava almaya çıkacağım anne, sıkıldım. Nereye gidiyorsun, doğru söyle. Ya çocuk muamelesi yapmayın sana anne. Ne bileyim, arkadaşlarımla buluşurum. Bak Zeynep'le konuşmayacaksan bari izin ver de biz konuşalım. Sakın ha, o konuya siz karışmayın anne. Bak oğlum sakın içki falan içme. Aklım sende kalıyor. Anneciğim iyiyim ben, merak etme. Hadi hoşça kal. Buyur Hüseyin abi. Sağ ol tertibim. Bu çay da iyi oldu ha, sıcak sıcak. Nerede seninkiler? Hastaneye gittiler Hüseyin abi, Dili'yi görmeye. Ya yazık oldu o kıza da. Genç yaşta harcadı kendini, yaktı. Bizi de rezil etti herkese Hüseyin abi. Annesi de evlatlıktan reddedecekmiş zaten. Yok ya. Ya bak derdim, aklıma ne geldi ya? Gelmiş seni bu kızla evlendirelim. Hangi kızla? Hangi kızla olacak tertibim? Dilek'le. Onun namusu kurtulur, sen de böyle bekar bekar dolaşmaktan kurtulursun. Yok Hüseyin abi, yaramaz bize öyle kızlar, lazım değil. Sağ ol. Ne olmuş aslanım? Bir kere koklanmakla incileri dökülmedi ya, gül gibi kız. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Hüseyin efendi. Hayrola? Hayır ustam, hayır. Böyle laflıyorduk tertibimle. Yoksa gel kısmet mi buldun bu kafanızı ha? Yok ustam, ben o işten vazgeçtim. Ne o tertip? Yüzünü sallandırmışsın gene, ne oldu? Moralim bozuk Hüseyin amca. Niye peki? İşte. Dilek artık burada çalışmayacak diye üzülüyor. Çalışmayacak mı? Allah Allah! Niye peki? Bilmem, öyle diyor ama. Çalışmasın amca, daha iyi. Dükkanın namusu kurtulur. Al! O ne biçim laf öyle, kafasız? Kafasız baba, kafasız mı gibi? O senin arkadaşın değil sanki, adi! Bak ne diyor amca? Al! Sen de doğru düz konuş büyüklerle, Dumkov. Dilek buraya gelmezse ben de Almanya'ya giderim, bana ne? Ne işin var senin o teröristleri bağırma basan memlekette? Üzme babanı, tertibim. Anlaşıldı, senin canın sıkılmış. Çık dışarı biraz dolaş, moralin düzelsin ha? Rahatınıza bakın efendim. Şöyle deliksiz bir uyku uyuyun, oh! Ne yapıyorsunuz efendim? Yoksa gene ilaç mı içirdiniz anneciğime? Şu kadarcık bir şey efendim, yarım hap fena mı? Zaten savaş korkusundan günlerdir uyuyamıyordu kadıncağız. Sürekli Amerikan uçaklarını, bombardımanı sorup duruyor. Örttüm üstünü de. Siz ne yaptınız öyle? Helva yaptım. Sıtkı Bey'in rahmetli teyzesinin 52. günü onun için. İyi yapmışsınız efendim, iyi yapmışsınız. Değer. Hakikaten ikisi de en yakın dostlarımız bizim. Kayınvaliden de uyusun mışıl mışıl. Belki rüyasında altınların yerini görür de. Delirdiniz mi efendim? Siz aklınız, fikriniz altınlarda. Anneciğimi istihareye mi yatırıyorsunuz yoksa? Şşşt,
Bağırmayın da uyusun. Pişt, dolaşma sen de ayak altında. Musibet. Kimdi o gelen İbrikçi? Cafer uğradı Cenab-ı Hak. Sami Bey haber göndermiş. Teyzemin 52. ölüm günü münasebetiyle ziyaretimize geleceklermiş. Aylarım da helva pişirmiş. 52 gün mü? Hayret. O kadar oldu mu rahmetlinin gideli? Yapma abi. Başımıza bu işleri sen açtın bir de dalga geçiyorsun ya. Sen de çok beceriksizsin İbrikçi. Bir türlü kaçamadık şu orta haliler apartmanından. Çekeceğim bunu. Bırak bunları da yardım et Cenab-ı Hak. Toplayalım ortalığı, misafirlere mahcup olmayalım. Hamaratlığın tutmuşken sen devam et. Ben biraz düşüneceğim. Aa, ne düşüneceksin? Şimdi de amcamı mı öldüreceksin? Kafamı karıştırma lütfen. Çekemem şimdi sarmışımı. Ya da Ayla'nın o iç parlayıcı kıçkırıklarını. Üstelik evimizi alın diye sıkıştıracaklar bizi. Şöyle bir şey yapsak mı? Mesela ben hastalansam, yapıyormuşum gibi. Hı? Bir de başımıza hastalık çıkarma Cenab-ı Hak. Zaten senin o küçük beyaz yalanlarının cezasını çekiyoruz. Keyfimden mi söyledin? Keşke dilim dolansaydım da bir şey söylemeseydim. Sen de insanın yanında hiç koşmuyorsun ki. Geldiler işte. Bak böyle, bak böyle. Gidelim. Aç kapıyı, bir işe yara. Buyursunlar efendim. Rahatsız etmiyoruz ya. Rica ederim sarışım, ne rahatsızlığı. Dört gözle sizi bekliyorduk. Helva yaptım size Cenab Bey. Ah, ne kadar naziksiniz hanımefendi. Niye zahmet ettiniz? Sıtkı Bey'in teyzesi için efendim. Tatlı yiyelim, tatlı tatlı analım rahmetli. Duydun mu İbikçi? Al teyzenin helvasını. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Ellerimle yaptım. Hem de ellerinizle. Bizi mahcup ettiniz hanımefendi. Ayakta kaldınız, buyurmaz mısınız? Nasılsınız efendim? Görüşmeyeli. Bildiğiniz gibi hanımefendi. Hala Sıtkıcığımın teyzesinin ölümünün üzüntüleri içindeyiz. Ya, üzülmemek elde mi efendim? Allah sabırlar versin efendim, Allah sabırlar versin. 52 gün geçti, hala bu veraset ilanı çıkmadı mı? Aslında 52 gün de değil canımın içi, daha fazla. Olsun efendim, ben 52'si niyetine yaptım helvayı. Yersiniz afiyetle. Kayınvalidem de 40 Yasin okudu teyzeniz için. Allah kabul etsin efendim. Amin efendim, amin. Diyecektim, şu 90 bin doları ne zaman alabiliriz acaba? Bilmem, ne zaman verebiliriz Cenab-ı abi? Ha, o konuyu biraz daha konuşsak Serpil'ciğim. Dolar aldı başını gidiyor, sen de o kadar insansız olma. Ayrıca bu evde 50 bin dolar etmez. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Ben açarım Cenab-ı abi, sen pazarlığa devam et. 300 bin dolarınız olduğunu duydular ya. Geleniniz gideniniz çok olur artık. Hakikaten haklısın Serpil'ciğim. Herkesin aklı, fikri parada. Buyurun Cemil Hanım. Merhaba kız. Hoş geldiniz hanımefendi. Size değil kız, Sabri Hoca'ya geldim. Ay aşk olsun kız. Yani sen de benden mi kaçıyorsun ne anlamadım. Eve gittim kapı duvar. Hani klip çalışacaktık ay. Çalışırız efendim uygun bir zamanda merak etmeyin. Buyurun. Şimdi sizin klibinizin sırası değil efendim. Biz Cenab Bey'i ziyarete geldik. Helva da getirdik. Üstelik önceden randevu da aldık. Böyle damdan düşer gibi gelmedik. Allah canını almasın kız. Beni görünce tuttu gene gıcı. Aslında biz bu kapıyı hep açık bıraksak İbrikçi. Ben geldim. Onu görüyoruz da delikanlı. Niye geldi? Moralim bozuk Cenab-ı Hancıcık. Çok rica ediyorum. Bizlerin de moralini bozma. Hadi evine git halisi. Burada bak bir şey konuşuyor. Hey millet, duydunuz mu? Amerika Afganistan'ı bombalamaya başladı. Ha, onlar bayatladı. Bir sene eskidir. Celil'ciğim dikkat et de çıkarken eşeğe takılma. Yavaş ol. Daha yeni geldin. Hem sen kimin evinden kimi koyuyorsun be? Bak bu doğru. Şengi adamdır ben. Ha? Buradayım kız. Klip çalışacağız. Hayır efendim. Çalışmayacaksınız. Hayır teyze de burada. Ay. Ne tatlı. Git başımdan. Bakma bana öyle sapık sapık. Evladım uzak dur. Bir de seninle uğraşmayalım şimdi. Kız çocuğun bir şey yaptığı yok ki. Siz de taktınız ha. Hadi hadi. Yandım yandım. Katilime. Hadi Halis. Annen seni çağır. Hadi hadi. Ben de kalıp çalışacağım. Bana ne? Biranız var mı biranız? Celil'ciğim rica edeyim. Hiç olmazsa sen biraz. Benim adım Cemil. Kimse beni sepetleyemez. Hem biramızı içeriz hem çalışırız. O
klipte ben de oynuyorum. Cemil! Ah Eyvah Semih! Hah, şimdi o seni oynatmasını bilir. Nerede o Allah'ın cezası? Burada senin teyze bak, saklanıyor. Sen kendi işine bak, müzedirlik yapma. Cemil buraya gel dedim, bak çok fena yapacağım. Afganlar teslim bayrağını çekti senin. Sakin olun efendim. Buraya biz bir şey konuşmaya geldik. Gidin efendim, önce biz geldik. Elba da getirdik. Görüyorsun değil mi şu manzarayı birisi? Beğendin mi yaptın? Al bakalım. Özlemişim Türkan Hanım, çikolatalı kahvesini eline sağlık. Babacığım, bana da, bana da. Birisinin ağzının tadını köktü o. Aa, Gül. Baban dükkanın sultanının üstüne yapıyormuş. Ha, o kadar kolay değil Cafer. Vallahi tepemi attırmasın, hepsini kefen parası yaparım o yılana. Gül. Ne şey artık. Artık bir dakika bile yalnız kalamıyoruz. Ay, yemedik kız kocana. İki dakika konuşup gideceğiz işte. Ay zaten yukarıda da bozum ettiğimizde. Yani sakallının yanında. Buyurun efendim, buyurun. İçeride konuşalım bunları. Anneciğim, biz geldik. Barmin efendim daha uyuyordur herhalde. Buyurun. Aa, hiç ses yok. Ay bir şey olmasın kadına? Allah göstermesin. Anneciğim. Anne! Ah, 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 anneciğim! Aman Allah'ım. Teyze kız ne oldu sana? Ay ne olacak? Düşmüş işte anneciğim. Eyvah eyvah. Bir tarafını kırmamıştır inşallah. Şu Türkan Hanım. Çikolatalı kahvesi de. Afiyet olsun. Şimdi gidip telefon atacağım babama Cafer. Yani malını mülkünü olduğu gibi Sultan Hanım'ın üstüne yapacakmış ha. Tüh. Vallahi öyle bir şey yapsın. Bir daha baba demem, yüzüne de bakmam. Babacığım Halil pazarlama. Kız kapıcı koş yetiş. Efendim buyurun. Teyze düşmüş, kaykılmış. Öyle gözlerini tavana dikmiş bakıyor. Ne? Anam. Ölmüş mü yoksa? Ay ne bileyim ben canım, yataktan düşmüş işte. Koş doktoru çağır. Koş gel. Antibiyotiği günde iki kere alacaksınız. Türkan abla, Türkan abla yetiş, teyze düşmüş. Düşmüş mü? Eyvah. Özür dilerim Gül İlkiler. Gel kız gel, hali çok kötü teyzenin. Ha geldiniz mi efendim? Nasıl teyze? Yatağına yatırdık ama efendim baygın gibi. Nasıl oldu bu iş? Bilmiyoruz efendim, biz Cenap Beylere çıkmıştık. Sizin yüzünüzden oldu efendim. Bir geldik böyle yerde 2.80 yatıyordu. Biz giderken mışıl mışıl uyuyordu efendim. Herhalde tuvalete kalkarken dengesini kaybetti. Konuşmayın efendim. İçirdiniz anneciğim o hapları. Onun için düştü. Ay, bir yeri kırıldı mı acaba kadının? Bilmiyoruz Şengül Hanım. İzin verirseniz anlayacağız. Geçmiş olsun beyim hanım. Geçmiş olsun, güle güle. Ne oldu teyze Cafer, merak ettim. Bilmem, ben de merak ettim. Türkan Hanım içeride çıkmadı da. Ay inşallah bir yeri kırılmamıştır yani ha. Öldü mü yoksa? Ay aman. Ay ben bakamam. Hadi geçmiş olsun kız. Gene ucuz atlattınız ha. Efendim çok teşekkür ederiz, zahmet oldu. Aman efendim ne zahmeti. Beğendiniz mi efendim yaptığınızı? Anneciğim sizin yüzünüzden kalça kemiğini kırdı ay. Anam kalça kemiği mi kırılmış? Ne diyorsunuz efendim, kırılmış mı sahiden? Galiba Sabri Bey. Ama röntgen çekilmeden emin olamayız. Ayrıca teyzeyi bir ortopedistin görmesi gerekli. Aman efendim, nereden bulacağız şimdi ortopedist? Gezici ekipler var. Telefon edersek biri gelir. Portatif röntgen cihazları da oluyor yanlarında. Fazla para isterler mi acaba? Kadın ölmek üzere bu para düşünüyor hala. Aman başka ne düşünecek vicdansız domuz? Canisiniz siz efendim. Böyle zamanda para mı düşünüyorsunuz? Ay yani kız hoca, artık sen de kıy biraz paraya. Mezara götürecek parayı. Efendim yanlış anladınız. Konuşmayın efendim. Zaten anneciğim sizin yüzünüzden düştü. Paraya kıyamıyorsanız bir ambulans çağıralım Sabri Bey. Vakit geçirmeden bir hastanenin acil servisine kaldıralım teyzeyi. Ha tamam efendim, çağıralım. Ne gerekiyorsa yapalım. Thank you.
şey söylemedi mi Nazan? Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum Şükrücüğüm, söylemedim. İçki içme dedim ama. Öf, bunlar küçükken ne tatlıydı be Nazan. Büyüdükçe dertleri de büyüdü. Yeni bir program tasarlıyorum sevgilim. Programın adı Biri Bizi Dinliyor olacak. Değişik yaşlardan 20 genci bir eve kapatacağız. Evin her tarafına mikrofonlar koyup günde 24 saat bir radyo kanalından yayımlayacağız. Nasıl ama? Harika değil mi? Hakikaten harika Aydın. Yani müthiş orijinal bir fikir. Sahiden beğendin mi? Ay, aslına bakacak olursan hiç beğenmedim Aydın. Son derece sıkıcı ve anlamsız. Ama sevgilim yani. Hadi Aydıncığım hadi yatalım bak çocuk da düştü bayıldı hadi. Program ne biçim tutacak sonra mahcup olacaksın. Aydıncığım inşallah tutar da ben de mahcup olmaya razıyım. Aa hayırdır inşallah? Kim ya bu saatte? Ne haberin işte? Ödümüzü patlattın oğlum. Ali iyi misin sen? Çok kötüyüm abla ya. Midem çok kötü. Bana bir setliç hazırlasana. Aa canım hemen yapar. Sen o kadar büyüdün mü? Yatma vaktin gelmedi mi daha? Dalga geçmeyin işte ya. Zaten babam beni anlamıyor. Annem de anlamıyor. Ya bu gençleri kimse anlamıyor. Aslında ablamla eniştemin de anlaması zor. Neden derseniz, onlar da hayatlarını kurmuşlar. İşleri güçleri var. Toplumda bir yerlere gelmişler. İyi de bizim halimiz ne olacak?